Merhaba sevgili yarası severler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 11 Haziran 2020 günlerden Perşembe saatlerimiz gece yarısını 17 dakika geçti. 00.17'yi gösteriyor. Yeni günde bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi ailesiyle, sevdikleriyle birlikte Sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Yine şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olsun. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz Ankara 1. ve 2. altılı ganyan analizimi birkaç saat evvelden vermiştim. Yine İzmir at yarışları, gece yarışları yine 10 koşuluk programda oluşuyor Ankara'da olduğu gibi. Ee, bu dönem özellikle yarışlar hep 10 koşu, 10 koşu hatta 11 koşu da olabilir şeklinde gidecek. Birinci, ikinci altılar olacak. Bunun sebebi de biliyorsunuz pandemi dolayısıyla e, safkanlar e, koşmaya koşmaya. At sahipleri tabii ki haklı. Gerek safkanlarının büyük yarışlara hazırlamak istiyor. Gerekli form düzeyine çıkmaları için yarış görmeleri gerekiyor. Gerekte maddi olarak 3 aydır, 3,5 aydır yatıyor. Yine seyisler maaşını alıyor. At yemek yiyor, e, yemini yiyor. O yüzden gerçekten at sahipleri de çok zorlu bir dönemden geçti. E, bu ara belki 2-3 ay, 4 ay böyle 10 koşuluk programlar olacak. Programda oturan kadar da altılar para verecek. Dünkü videomda da bunu özellikle sizlere belirtmiştim. Sürprize müsait koşullar Sürpriz olacak diye. Onun için mutlak süretle çalışmalarınızı siz de dikkatli şekilde yapın. Ee, bu işin bileni yok arkadaşlar. Her videomda söylüyorum. Bu işin bileneyim diye e, size bir video atan veya size bir mesaj atan biri varsa yarıştan önce atsın bir görelim varsa verirsin deyin. Çünkü gerçekten bu işin bileni yok. Ben jokeylerin, antrenörlerin oynadığı bir ganyan bayimiz vardı 17 sene. Onlar dahi bulamıyorlar. Ama bu işin tabii takibi var, güzel çalışması var, etüt etmesi var. Ama hiçbir zamanda kesin benim atlarım gelir diye iddia etmiyorum. Elimden geleni sizler için yapıyorum. Çünkü sizleri çok seviyorum. Benim iyi günde kötü günde hep yanımda olduğunuz arkadaşlar. O yüzden sizlerin çok da kaybetmesini istemiyorum. Öyle ailenizin rızkını, nafakasını son kuruşuna kadar at yarışına hırs yapıp da vermeyin. Her gün seviyeli şekilde 5 lira, 10 lira, 20 lira. Artık bütçemiz neyse o kadar oynayalım. Ama e, tabii ki kendi görüşlerimizi önceliğe alalım. Hele bu dönemde at yarışı. Biraz zorlaştı özellikle Safganların ara vermesi sebebiyle. Tabi klasik yarışlar olur, büyük yarışlar olur. Belki daha iddialı konuşacağımız yarışlar olacaktır. Ama Safganlar bir yarış görsün, birkaç hafta yarışlar otursun. Bundan sonra daha sağlıklı tahminler vereceğimize inanıyorum. Onun için sizlerin kaybetmemesi anlamında Hırs yapmadan illaki benim kuponum tutacaktır, illa benim kuponumu oynayın diye de sizlere hiçbir zaman telkinde bulunmadım arkadaşlar. Hatta sizlere uyarıyorum böyle gelen mesajlara kulak asmayın diye bir arkadaş mesela bir grupta ortak altılı oynanıyormuş. Her zaman şifrenin olduğu kısma o, o grubun ismini yazıyorlarmış arkadaşlar. Her zaman yani kuponun şifresinin geldiği yere grubun ismini yazıyorlarmış. Yani bu kuponlar iptal edilebilir. Takip edemiyorsunuz niye şifrenin olduğu yere isim yazılıyor? Bu kuponu siz ortak değil misiniz? Yani eğer bir kupon ortak oluyorsanız her zaman şifreyi talep edin arkadaşlar. Şifresiz oyun oynamayın çünkü şifreden kuponu sorgulayabiliyorsunuz yatıp yatmadığını sorgulayabiliyorsunuz. O yüzden şifresiz bir altıya ortak olmayın arkadaşlar diyorum ve ben hepinize bol şanslar diyerek. İzmir at yarışları analizime geçeceğim. İzmir'de birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz tek video üzerinde olacak sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 11 Haziran 2020 İzmir birinci altılı analizimi vereceğim. Akabinde de İzmir ikinci altılı Ganyan analizim olacak. Dediğim gibi İzmir programı Ankara'ya nazaran biraz daha zor geldi ama inandığım şekilde çalışmalarımın çıktığı şekilde sizlere yansıtacağım. Sizler de Takibinizi çalışmanızı yapın ona göre değerlendirin ben elimden geleni yaptım 4-5 saatlik bir çalışma ayırdım İzmir'e umarım başarılı oluruz çünkü ilk defa koşan safkanlar var gerek galoplarını değerlendirdim gerek orijinlerini değerlendirdim ama çok büyük de şu dönemde iddia etmek yanlış olur. Mesela altı Nikaya 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışıyla start alacak 60 bin lira değerinde bir koşu. Taylara göre gerçekten güzel bir yarış. Burada ben özellikle esasen bir tek tuttuğum safkan var ama ilk defa safkanların koşacak olması, altılı ganyanın ilk ayağında olması biraz beni tereddütte bıraktı. Özellikle aya bakan ilk kız yani Baba güzel, Aya Bakan çok beğendim babayı. Aya Bakan biliyorsunuz Albatur temsilcisiydi, büyük bir şampiyondu. Ama ben özellikle ilk kız yani Sezgin Bey hastası bir e, yarış severdim, çok seviyordum Sezgin Bey'i e, ve işlerine baktım bu safkanın. gerçekten güzel galoplarla bu yarışa çıkmış, özellikle e, 30.05 2020'de e, evet. 1.11 sonunu 26.5 galobunda beğenim kazandı. Yine start makine denemesi yapmış. 26 rahat yapmış arkadaşlar makine denemesini de. Starttan güzel çıkmış bir numara İshak Bey. Bugün riske edilebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum ama yine bu safkanın yanına at yazmak isteyenler bu safkanı e, kim yıkar derseniz ben yine işlerini çok beğendiğim bir safkan. 8 numaralı Meryemce isimli safkan safkan rakip olur. safkanda e, 640 sonlu 26.2 rahat dış pistte bir iş iş yapmış İzmir'de. Yani burayı ya bir tek yani ekür safkanları tek yazabiliriz. Fevzulu Avcı idaresinde biliyorsunuz 4 numaralı Özakbeyli'de ekür olarak start alıyor. Ya da 1.8 şeklinde değerlendirebiliriz. Ben kendi kuponum ufak olduğu için burayı bir, bir tek şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. Ve Altıgan ikinci aya. dörtlük araya yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da özellikle belki sürpriz çıkacak ama işlerinde çok beğenimi kazanan bir safkan var. 9 numaralı Ceylun Su arkadaşlar. Evet 9 numaralı Ceylun Su bugün benim çok beğenimi kazandı. Özellikle kısa işlerinde bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkıyor. Birinci şanslı Safkan'ım olacak yine kalitesiyle. Karayaz'ın temsilcisi 2 numara Özer Dinç. Benim ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine kaliteli bir isim. 1 numaralı Kızılan Sinan Özen idaresinde ilk 3 Safkan içerisinde bulunmalı. Bu ilk 3 Safkan içerisine çıkarsa 2 isim daha önereceğim sizlere. 8 numaralı Tuğtekin ve 7 numaralı Tekiner biliyorsunuz 8 numaralı Tuğ Tekin'de 5 numaralı Efe Yürek'le de ekür olarak start alıyor arkadaşlar. 7 numara Tekiner'de Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Burayı 5 safkanla değerlendirdim. Ve Altılgan 3. aya 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışı yine 60 bin lira değerinde kum yarışı arkadaşlar. Burada da özellikle işleri gerçekten çok güzel bir safkan. 2 numaralı Demir Şah. Gerek işleri gerek orijini çok güzel. Bugün Gökhan Gökçe dairesinde yine birinciler yakın görünüyor. 2 numara Demir Şah. Yine sık rakip olacağını düşündüğüm Turbo'nun tayı. 3 numaralı Harzem Şah da bugün Mustafa Çiçek idaresinde şans arayacak. ikinci şanslı safkanım olacak. Yine galoplarını beğendiğim bir isim var. Akgel'in torunu Oymak Bey'in tayı 6 numaralı yeğenim toprakta bugün 3. şanslı safkanım olacak. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa diye bir çizgi çiziyorum küçük oynayan arkadaşlarım için. Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak bir galopla bir yarışa katılacak olan bir numara Bay Çeşmeli. Güzel orijine sahip arkadaşlar. Yine 10 numaralı Kaya Kule güzel ellerde hazırlanıyor. Sayın Elif Kaya'ya ait bu safkanda Adem Şen idaresinde sürpriz şansına sahip. Bu koşuda tuttuğunuz safkan varsa yazabilirsiniz. Meydin yarış çok da e, karışabilirdi arkadaşlar. Ve altıgen yani dördüncü aya 4. kare yaşlı Arapların 1700 mesafe için piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla devam edecek. Burada da 2 numara Goben. Ben yeterli hazırlıklarda olduğunu düşünüyorum bu safkanın. Mertcan Çelik dairesinde özellikle Turbo'nun tayı ama ben özellikle gelin kızıntayı diyeceğim. Çünkü safkanlar genelde anneden koşar. Ben e, turbo gelin kızı orijiniyle 2 numara Gobe'nin bugün Mert Çançeli gidersine çok tutuyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. E, yine 5 numaralı Karamuh Son yarışlarında form tutma yolundaydı arkadaşlar. Bugün Onur Şevket İrtiş dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak grubun kaliteli ismi. Bir numaralı Ege'nin aslanı da Muhammed Mirmilgin dairesinde bugün mutlak sürekli kuponlara yazılmalı. Özellikle çim kum ayırmayan bir safkan. Bir numaralı Ege'nin aslanı. Ve son iki isim vereceğim eğer o eski günlerindeki gibi dıştan gelip kapatıp bütün rakiplerini geçerse şaşmayın. 4 numaralı Boraltan ve üstünde özellikle kendisini çok iyi tanıyan bir jokey var. Mustafa Çiçek arkadaşımız var. Özgün Han, temsilcisi. 4 numaralı Boraltan'ı 4. şanslı isim olarak veriyorum. Ve son isim olarak da 9 numaralı son toşur. Çim'de özellikle istikrarlı bir safkan bugün e, Nevzat Avcı idaresinde bu yarışta sürpriz yapabilir. Ve birinci altının beşinci aya, Üç yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çim pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Burada Banko bir isim yazacağım ama affınıza sığınacağım. E, e çok büyük iddiam yok ama gördüğüm bir şeyden dolayı tek yazacağım. Tabi e, tabii gelmeyebilir. E, o kadar da büyük konuşmuyorum ama ben bu Ranger'ın tayı, Kızıl Sonya'nın tayı 5 numaralı oğlum Göktuğ'un son yarışındaki ayak aksiyonlarının uzun aksiyon olduğunu yani kumdaki safkan ayaklarını, kumu çekerek koşar arkadaşlar. Kumu, kumdan güç alarak koşar, kumcu aksiyonlu koşar ama 5 numaralı oğlum Göktuğ'un son yarışını ve hayatının ilk yarışını kumda koştuğu yarışı izlerseniz uzun aksiyonlarla koştu ve uzun aksiyonlarla koşmasına rağmen o çimde okumda kaymadan e, yarışı kazandı. Ben aynı aksiyonlarla ki bugün yine barış kurdu arkadaşımız binecek sayın Pelin Kapoğlu'na ait 5 numaralı oğlum Göktuğ'a. Ben çimde bu rakiplerini geçmesini hatta iyi bir safkan olmasını bekliyorum. Tabii bu benim görüşüm arkadaşlar. Çünkü çok kolay bir yarışta değil. Yani bu yarışı bankote atarım diye arkadaşım varsa tebrik ederim. Ben 5 numaralı oğlum Göktuğ'u bugün riske ediyorum. Barış Kurdi İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve birinci altının son ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Bana göre programın en zor koşusu arkadaşlar. Ama tabi ilk içinden geçen isim özellikle biraz jokluk yapan bir safkan e, Zanjara'nın tayı 5 numaralı Konjin Yılsan. Özellikle koşacağım derse gerçekten rakip tanımayacak bir isim. Çok beğendiğim bir safkan 5 numaralı Congenial Özellikle bugün Kadir Tokaçoğlu binmiş. Tabi tercihe göre tek bile yazılabilir. Öbür teklerden birini yıkarsınız mesela. Ama 5 numaralı Konjin Sun gerçekten çok kaliteli bir safkan. Yeter ki koşacağım desin kaliteli bir safkan. Yine 9 numaralı güçlü kız. Taylından beri takip ediyorum. Gerçekten Bosporos'un güzel bir temsilcisi. 9 numara güçlü kız da ben bugün Ahmet Uluk İdaresi'nde ikinci şanslı isim olarak öneririm. Yine kumun etkili isimlerinden özellikle mesafenin de kısa olmasıyla bugün Mertcan Çilik İdaresi'nde piste çıkacak 2 numara Çınar Bey ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine 7 numara Rejo ilerleyen Yaşına rağmen rakiplerine oranla kaliteli bir isim. Bugün Arif Okan Pazar İdaresi'nde yine dikkat edilmesi gereken isim. Pearson temsilcisi 7 numara Regun. Yine 6 numaralı Freshor Surf. Arda ardına güzel ikincilikler yaptı. Aftermarket temsilcisi bugün Gökhan Gökçe idaresinde yine kuponlarda bulunabilir. Arkadaşlar bu koşana kadar at yazarsanız bana göre o kadar gider. Ne sırasıyla 8 numaralı Konton Kontonyu, 11 numaralı You Never Know ve 3 numaralı Akarca Kaan da sırasıyla kuponlara yazılabilecek safkanlardır. Hatta 14 numara Topanga bile buraya yakışır arkadaşlar. Özellikle geniş oynayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ve ikinci altılı analizime geçiyorum. Evet biliyorsunuz Son koşuluk program vardı. ikinci altı gayen İzmir'de program 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışı altı ilk ayağı. Evet burada biliyorsunuz Bankobi bir ismimiz vardı. 5 numaralı Oldum yoktu. Bu Stranger temsilcisi e, ve son yarışındaki aksiyonlarını çime taşırsa ben bu grubu rahat hatta uzak geçecektir diye bir iddiam e, var. Kendimce iddiam var ama %100'de kazanacaktır e, paranızı basın da demiyorum. E, ben kendim bahis oyunlarında oynamıyorum arkadaşlar çünkü bahis oyunları özellikle hırs yaptıran bir oyun at yarışının garantisi yok biliyorsunuz sevgili yarısı severler. 5 numara oğlum Göktuğ'u bank olarak verdim ve altıgan ikinci aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışı altıgan ikinci aya 5 numaralı Conjunion Sun ilk safkanımız Kadir Tokoçoğlu idaresinde yine 9 numaralı güçlü kız ikinci şanslı ismimiz yine kalitesiyle 2 numara Çınar Bey Üçüncü şanslı safkanımız yine 7 numaralı Rejo ve 6 numaralı Fresh Row Surf sırasıyla değerlendirilebilir bu koşuda. Yine 8 numaralı Konton Yu, 11 numaralı You Never Know ve 3 numaralı evet Akar Cahan da burada sırasıyla yazılacak ve 14 numaralı Topanga'yı da ilave ediyorum. Ve ikinci altının üçüncü ayağı. dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da 9 numaralı Urla zamanı. safganda ısrarla ve inatla takip ediyorum. Ee, gerçekten kumda özellikle Taylan'dan ve takip ettiğim bir isim. Bugün Mehmet Gönültaş'ın arasında benim ilk safkanım olacak yine altınma Kızıldev. Kadir Tokaçoğlu idaresinde gerçekten değişik bir safkan, gerçekten kızıl bir dev. Arkadaşlar bazı yarışlarında safkan doğru olmasına rağmen çok değişik aksiyonlar sergileyebilen bir isim. Sevdiğim bir isim Altunma kızıldı. Bugün ikinci şansı safkanım olacak. Yine 10 numara Steel Claw işlerinde çok bir görüldü. İşlerini çok beğendim. Bugün Dorkan Palau idaresinde benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine iki numaralı tek Dedaş. kumun tecrübeli ve handikapı yüksek safkanı Alperen Oluk idaresinde benim dördüncü şanslı ismim olacak. Yine bir numara Dimension, 8 numaralı Grey Wolf ve 3 numaralı Battle Rıhtım'da sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir diyorum. Ve ikinci altının dördüncü ayağını 3 safkanı değerlendireceğim. Üç yaşlı Arapların bin mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışında ben yani özellikle burada yine beğenimi kazanan, kaliteli safkan izlenimi veren galoplarında beğenimi kazanan Barış Kurdu İdaresi'nde piste çıkacak 3 numaralı Hızlı Ahmet'i bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine galoplarını beğendiğim ve orijini beğendiğim bir isim Halil Kaplan idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Yazgan. ikinci şanslı safkanım olacak biliyorsunuz Altunman Yazgan'da bir numaralı Çarık Ağası isimli Safkan'la da ekri olarak start olduğu Bir numara Çarık Ağası'na da Tolga Yıldız arkadaşımız biniyor. Sevgili yarı seveler ve son isim olarak da iki numaralı Çörekçi'yi Alaaddin Kründik idaresinde öneririm kuponlara. Başka yer yazarsanız burada kendi tuttuğunuz bir safkanda yazabilirsiniz arkadaşlar riskli bir ayak gibi görünüyor. Ve Altıgan'ın 5. ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafeli Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışında yine 5 numara ıldırlı grubun kaliteli ismi gibi görünüyor. Riske edilebilecek ismi gibi görünüyor esasında. Birkaç ay ara vermesine rağmen hatta 10. aydan beri koşmuyor bu Safkan. Yaklaşık 8 aydır koşmuyor ama kalite kalitedir derseniz riske edebilirsiniz. 5 numaralı Ildırlı'yı Sayın Deniz Kurtel'e ait bir Safkan turbo temsilcisi. Bugün birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 3 numaralı Demir Hasan grupta. E, gerçekten kaliteli bir isim. Daha önce bir çim iki çim yarış koşmuştu. Gayet başarılı olduğunu inanıyorum. Safkan da dayı bey gibi bir tayın, dayı bey gibi bir aygırın torunu. Çok güzel bir kanatlı var. Özellikle anneden e, bugün güzel bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Üç numaralı Demir Hasan isimli Safkan'ın yine 4 numaralı Harun Baba. 800 numara sağcık benim öncelikli isimlerim bu koçta. Altıgan'ın son ayağı 3 safkanı değerlendireceğim. Dört yukarı yaşta İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada esasında ilk programa baktığımda bu gruptan çok kaliteli bu safkanı tek yazalım tek yazayım diye bir içimden his geçti. Özellikle damdasyonu tanıyanlar var mı bilmiyorum. Gerçekten damdasyon bir bende iz bırakan bir safkan arkadaşlar. Damdasyon çok güzel bir safkandı. College Chapel in e, e, Çok iyi bir safkandı. 4 numara Empire Son'u bugün gördüm. Üstünde Nevzat Avcı var. Esasında tek de vermek geldi içimden çünkü e, çok formda da değil. 1 numara El Patron özellikle çok formda görmüyorum son yarışlarında. Tabii kalitesiyle belki bu rakiplerini geçebilir ama ben 4 e, numaralı Empire Son e, yine ufak oynayan arkadaşlarıma tek önereceğim bir isim olacaktır. Yine 9 numaralı Oğlum Murat Taylına bakın hep grup yarışlar koştu. Grup 2, grup 3, açık 3 yarışlarda hep tabelası var. Ee, yeni toparlanma yoluna girdi. Özellikle son yarışında e, 1400 mesafeydi sanırım ama geç yürüdü. O cüssesiyle çok güzel yürüdü. Çok etkili yürüdü. Hoşuma gitti. Yarış bitti. Bugün İlker Soyat arkadaşımız biniyor. E, değişiklik yapmışlar. Ama 9 numara oğlum Murat'ın da e, bugün ekra avantajı var. 15 numaralı Nil kızla ekürü olarak start alıyor. E bugün yine şanslı isimlerden özellikle 4 numara Empire Sun'ın yanına at yazmak isteyen arkadaşlarım için yine 2 numara Paramparça bir İstanbul torunu arkadaşlar babadan zaten reydi kafe tartışmasız bir ay girdi. E bugün barış kurdu. Safkan çok iyi tanıyor. Çimde Arda adına birincilikler yapmıştı. Bu safkanlar Arda adına 3 yarış diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bugün yine çim ve yine kısa mesafe. Çok avantajlı görünüyor. Paran parçada. Bugün yine sizlere bırakıyorum. Ama çok kolay da yarış değil. Çok büyük hırs yapmayın. Bütçenizi zorlamayın. Gerekirse ortak oynayın ama cebinizdeki parayı son kuruşuna kadar da vermeyin sevgili yarısı severler hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık mutluluk ve huzur temenni ederim hepinizi çok seviyorum özellikle kanalımıza destek olan abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın.